Amerika Beybüt B2 vizesi yenileme deneyimim, posta yoluyla hızlı ve kolay yenileme süreci. Eylül 2023'te 10 yıllık Beybüt B2 Amerika vizemin süresi sona erdi. Ancak vizemi yenileme işlemlerine Mayıs 2024'te başladım. Bu 8 haftalık süre zarfında Amerika konsolosluğuna gitmeden posta yoluyla vize yenileme işlemini tamamlamayı başardım. Süreç başlangıçta karmaşık gibi görünse de oldukça hızlı ve sorunsuz geçti. Bu yazıda posta yoluyla vize yenileme sürecimi ve deneyimlerimi paylaşacağım. Vize yenileme süreci, posta ile yenileme seçeneği. Amerika vizesinin yenilenmesi için en önemli şartlardan biri daha önce verilen vizenin süresinin bitmiş olması ve vize başvurusu için belirli kriterlerin sağlanmasıdır. Süresi Eylül 2023'te dolmuş olan vizemi 10 yıllık vize başvurusu için 6 ay sonra yeniledim. Posta yoluyla vize yenileme son yıllarda daha erişilebilir hale geldi ve bu yöntem oldukça zaman kazandırıcı oldu. Posta yoluyla vize yenileme için gerekli kriterler. 1. Son 48 ay içerisinde verilen vize. Başvurduğunuz vizenin süresi bitmiş olmalı ve süresi sona eren vize en fazla 48 ay, 4 yıl öncesine ait olmalıdır. 2. Daha önce vize başvurusu yapmış olmak. Başvuracak kişinin daha önce Amerika vizesi almış olması gerekir. 3. Başvuru sahibinin vize türüne uygun olması. Babil B2 iş ve turistik vizelerinin yenilenmesi için posta yoluyla başvuru yapılabilir. Diğer vize türlerinde bu seçenek genellikle mevcut değildir. 4. Fiziksel görüşmeye gerek olmaması. Konsolosluk başvurunun değerlendirilmesi için fiziksel bir mülakata gerek olmadığını onaylamalıdır. 5. Belgelerin tam olması. Tüm gerekli belgeler, pasaport, DS-160 formu, vize ücreti ödeme belgesi, fotoğraf vebere eksiksiz ve doğru şekilde sunulmalıdır. 6. Geçerli pasaport. Başvuru sırasında pasaportunuzun geçerli olması gerekir. Gerekli belgeler ve başvuru süreci. Belgeler ve başvuru formu. Başvuru işlemleri için gerekli belgeler arasında eski pasaport, DS-160 başvuru formu, vize harcı ödeme belgesi ve güncel bir fotoğraf yer aldı. Belgelerin eksiksiz olması, başvurunun hızlı bir şekilde işleme alınabilmesi için önemliydi. Vize ücreti ve başvuru adımları. DS-160 formunu doldurduktan sonra vize ücretini ödedim ve ödeme belgesini başvuru dosyasına ekledim. Başvurumu online olarak tamamladıktan sonra gerekli belgeleri belirlenen adrese posta yoluyla gönderdim. Başvuru sonrası ABD konsolosluğundan şu e-postayı aldım. ABD vize başvuru kayıt sürecini başarıyla tamamladınız. Girdiğiniz bilgilere göre şu anda bir konsolosluk görüşmesine katılmanız gerekmiyor. Vize başvurularına yaşanan yoğunluk nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı başvurunuzu sanal bekleme kuyruğuna almıştır. Konsolosluk bölümü başvurunuzu incelemeye hazır olduğunda sistemde verdiğiniz e-posta adresine talimatları göndereceğiz. Talimat e-postasını almak 6 hafta sürebilir. Bu mesaj sürecin kolaylıkla devam ettiğini ve konsolosluk görüşmesine gitmeye gerek olmadığını belirtiyordu. Belgelerin gönderilmesi, belgelerimi ABD konsolosluğuna göndermek için kurye yetki belgesi oluşturdum. Konsolosluk, belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde gönderilmesi için şu talimatları verdi. Lütfen talep edilen belgeleri toplayın ve kurye yetki belgesi oluşturun. Gönderim sırasında talimatların bir kopyasını da ekleyin. Sadece istenen belgeleri ekleyin. Bu adımlar sayesinde belgelerim düzgün bir şekilde teslim edildi ve süreçte aksaklık yaşanmadı. Başvuru ve sonuç belgelerimi gönderdikten sonra başvurum yaklaşık 8 hafta içinde sonuçlandı. Süreç boyunca herhangi bir ek mülakat yapılmasına gerek kalmadı. Vize onaylandıktan sonra pasaportumu PTT şubesinden teslim aldım. Sonuç ve deneyim. Posta yoluyla başvuru yapmanın en büyük avantajı, seyahatlerim ve günlük işlerim aksamadan sürecin tamamlanabilmesiydi. Konsolosluğa gitmeye gerek kalmadan işlemlerin hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanması büyük zaman tasarrufu sağladı.